Mert bir şey, Mert kızlar evine geçiyor da. Ha? Mert kızlar evine gidiyor da. Eyvah. Mert, duruşumuzu bozma. Bu ne? Bu ne yani? Ben seninkini öyle mi yaptım? Ben seninkini öyle mi yaptım? Temas var yalnız. Tamam, ben seninkini öyle mi yaptım? Tamam, ben seninkini öyle mi yaptım? Gel. Ben seninkini öyle mi yaptım? Ne yaptın? Farklı ne yaptın? Ben seninkini öyle mi yaptım? Geçelim. Sen niye, neden böyle bir şey yapıyorsun? At. Gerizekalı sensin. Ne yapacaksın? Dalga mı geçiyorsun ne sen yapacaksın? Senin yaptığının aynısını yaptım. Önce tamam. Sen bana yapmadın ama mı? Ben seninkini önce normal sen bana yapmadın mı? Niye bağırarak konuşuyorsun? Önce sen bana yapmadın mı? Tamam, neden bağırarak konuşuyorsun? Biraz önce senin sesini yükselmedi mi? Kendin bağırdın bana. Önce senin sesini tamam. Yükselmedi. Neden? Ben seninkini çok iyi bir şekilde yaptım. O ne öyle bıyık olarak nasıl iyi bir şekilde yaptın? Bak, bir daha bana nasıl çok iyi bir şekilde yaptın? Nasıl çok iyi bir şekilde yaptın? Ne farkı var? Seni mahvederim. Ne farkı var? Bak, sen o iğrenç dudakların, o iğrenç cilleri mahvederim, tamam mı? Bu kadar iğrenç bir insan. İğrenç bir insan. Gerçekten ya. Temas yapacak kadar salak değilim yani. Hiç söz kullanmayacağım sana. Sen bir daha, bak, bir daha benim eşyalarıma dokunursan seni mahvederim. Önce sen benim eşyama dokunursan. Bir daha seni uyarmayacağım. Sen dokunmayacaksın. Bir daha seni uyarmayacağım. Dokunma. Önce sen dokundun. Seni önce sen dokundun. Ne oldu da birden önce çizdin resmini? Ne oldu? Söyledim ben ki değiştirir misiniz? Değiştiremiyorlar. Tamam. Ne oldu da birden yaptın? Neden benim söylediğim başına geldi senin? Evet, aklın başıma geldi. Yeni mi başına geldi? Bak daha neler yapıyorum sana ben. Yap. Sen göreceksin. Yap. Aynısını karşına bulacaksın. Nerede bunun bu ayıcı? Oha oha. Dilara. Yapmayın oğlum lan. Hediye o ya. Dilara. Bir şey söyleyeceğim. Hediye o ama ya. Saygın bu kadar. Aynen. Saygın hediyeye saygın bu kadar. Yapmasaydın. Niye yapıyor? Oğuzhan hiç güzel ben hediye almadı. Lanetim ne yapıyor? Niye sinirle dalarıma dokunuyor beni? Boşuna doğru. Alma çünkü mahvedeceğim. Yapmayacaksın. Eşyalarıma karışmayacaksınız. Sen benimkine karışıyorsun. Yeni mi aklın başına geldi evet, senin? Evet yeni geldi ya. Yeni geldi ya da ilk geldi. Ne olacak? Ne fark ediyor? Bir daha seni uyarmayacağım. Onu da para parçalayacağım. Ben seni uyarmayacağım. Bir daha bir hareketle onu para parçalayacağım. İlk önce sen yaptın. İlk önce sen yaptın. Yanlış anlama bu arada. Ayıcık Oğuzhan geldi. Yanlış anlama. Yapmadım sadece. O öyle yaptığı için ben de ona ayıcına zarar verdim tamam, yani şey yanlış şey. Anlama. Ama çok ayıp bir şey çok ya. Ayıp ya bir hediye o ya. Bu çok ayıp bir şey. Ben seninkini güzel bir şekilde yapmışım ama. Oraya bak özür dilerim. Hayır seninkini güzel bir şekilde yapmışım. Yeni mi aklın başına geldi? O zaman yapsaydın. Ya ne fark ediyordu? O zaman yapsam şey diyecektin, teşekkür ederim mi diyecektin? Bu ne kadar saçma bir şey ya. Ben daha az tepki verirdim. Niye? Ben bak ben seninkini güzel bir şekilde yaptım. Beni çiğnendi ne kadar tepki verdiğin. Onunla bir şeyler olmuş. Bu da. Aynen bir şey oldu. Açıldın bir daha. Açtın. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben daha sana neler yapıyorum. Aynen yap. Karşınıza bulacağım ya. Vallahi bravo Nihli. Benden de yani. Bravo Nihli. Helal olsun sana. Mahvetmiş daha resmen. Ne yapacağım ki? Çizmiş ya resmen. Durup dururken. Durup dururken ya. Ben yaptığım zaman yapsaydım. Niye şimdi yapıyor ki anlamadı. Ama bir şey söyleyeceğim. Güzel olmamış. Allah bak. Güzel olmamış belki. Oyuncu mu yaptın, sen mi yaptın? Allah seni alsın. Çok. Geri zekalı ya. Bak parçalayacağım onu. Teşekkür ederim. Ya sizin kendi aranızdaki mevzu var. Parçalayacağım. Ne alaka? Dilara. Sana ne karışık? Resim yeteneğim var. Ya hiç gerek yok yani. Abi ne gerek var? Ben ya çizmeseydin resmi ben... o zaman. Neyin çizdin? Sen ilk başta çizdin zaten. Tamam nerede? Aklın nerede? Sen niye biliyorsun? Şu an yapıyor? Ben onunkini normal bir şekilde çizdim. Bakar mısın? Ne hale getirmiş ya böyle beni bir şey, ya? Benim durumumla ne alakası var bu durumun? Yani, anladın mı? Oradan yani hak hiç etti. Gerçekten hak etti. Hiç hoş değil yani. Hak gerçekten. Etti. Hak etti. Yapmasa onu sevgiline söyleyeceksin. Yapmasaydı o zaman. Yeni mi aklı başına gelmiş hediyeye karşılık veriyor? Yok. Saygısızsın. Vallahi yaptı çok büyük ayıp ya. Çok büyük Dilara, ayıp. Benim, Dilara bence full haksız. Benim aldığım hediyeye gidecek. Kimse dokunamaz kardeşim. Dokunamaz zarar ya. Verecek. Sen kimsin benim hediyeme dokunuyorsun ya? Ne haddin var? Ne kızla, haddin var kızla, değil mi? Ne haddi? Kızla tartışabilirsin. Bana saygısızlığın hayır olur. Bırak resmi kır. Benim sen de bırak onun ki. Resmini kır sen de. Ne yaptı? Bunu buruşturup attı mı sen de al bu. Ama aynısın Oğuz'un ya. Gönderdiği hediye sen dokunamazsın. Ya bunun geçerliliği öyle yok. Bir yok saygısız. Oğuzhan'a da ayıp. Senin bu eski erkek arkadaşın, yeni kız arkadaşın bunu yapıyorsan... Öyle bir şey belki başka bir şey yatıyor. Oğuzhan'ın bu kadar tepkisiz kalması peki? Altına belki başka bir şey yatıyor. Bana bunları yapmadı, ona yapıyor. Belki de kıskanıyor işte. Oğuzhan'ın davranışı hiç iyi değil. Oğuzhan'ı da bozar bu durum. Ama olmadı, bak bir şey söyleyeceğim. Dilara'nın haklı olduğu bir konu var. Şimdi Nihli'nin böyle bir şey yapma sebebi... Nihli'nin resminin bu şekilde oluyor olması. Ve bu olay 3-4 gün önce yapılmış olan bir durum. Bugün kalkıp Nihli'ye böyle bir şey yapıyor. Dilara ondan sonra çıldırıyor. Olay bu muymuş yani? Yani temelde böyle bir şey mi kaldı? Nihli'ye bu gece bir şey yapmış herhalde. Vermiş olduğun reaksiyon diyor. Geç
tepki verdin. Ama bir açıklama yaptım diye o yap. Ama hediyeyi de yapmazsın bunu. Tam git fotoğrafına yap. Aynen onun hediyeyi fotoğrafına yaz. Yapmalıydı. Oğuz'un aldığı hediyesine yapamaz. Onu aklı çıkarmaz kanka. Hiçbir tabii, şekilde. Tabii. Bak, gerçekten bak, ben bir şey söyleyebilir miyim? Çok samimice. Hani yanlış anlamayın beni. Ben hiçbir şekilde müdahale etmek istemiyorum. Çünkü sizin ikinizin arasındaki bir mevzu. Ama niye durduk yere yapıyor ki yani? Ben onunki normal bir şekilde çizdim. Ama 10 kere mi söyleyeyim? Yüzümü ya. Hiç gerek bari yok böyle şeylere. Bari kaşın ortasını çizseydim de şey derdim, karşılık verdim. Geçenkinde de şey yaptığım zaman orijinal ol demiştin, ben de orijinal ol demiştim. Bir defol git ya, gözünü sinirlerini görmesin. Defol. Midem bulanıyor yüzüne bakınca. Kızdın mı? Ya ne gerek var ki? Ama benim böyle duruyor biliyorsun. Geçen gittik oraya oturduk sende, ne oldu? Ailesin şey hoş mu? Yukarı çıkalım. Açtım ya yani. Ben zarar vermedim. Yukarı sıcak olacak kadar aptal mıyım ben? İyisin. Yukarısı mı sıcak oluyor? Hediyenin olduğunu farkındayım yani. Hediye vermiş. Nasıl hediye zararlı? Biliyorsun ama geçen öyle oldu. Mihlele bir daha gereksiz yere muhatap olma. Ya da anlaşabiliyorsanız anlaşın. Ama burada ben şunu seziyorum biraz daha. Sen hala Oğuz'u kıskanıyor musun? Allah'ım ya, yok yok Oğuz, yok yok yani gözümün önünde yok Oğuz. Niye bu sabah Nihle'yle alakalı şeyler söylüyorsun peki? Ya onu düşündüğüm için söyledim. Zaten sesi çıkmıyor hani, sessiz olalım diye söyledim. Bunu mu düşünüyorsun sen hala? Ufak tohumu mu ekmek diyorlar ona, bir tabir bence var. Bence bu arada araya... Dilara'nın yaptığı işte Oğuz'a gönderme de olabilir. Yani sonuçta Oğuz'un hediyesi olduğunu biliyor. Ona da yapmadı hiç böyle ama bir şey. Ama bu hareketleri çekiyor ya. Niye bu salmıyor bu çocuğun peşinden hala? Bence çok yanlış ya. Dilara değil mi? Aynen. Oğuzhan çok hafif davranıyor. Bir de diyor ki hani ben ağırım diyor. Ağır adam bunu yaptırmaması gerekiyor. Ben zaten o Dilara'nın duygularından, hislerinden emin değilim Oğuzhan'a karşı. Ben de tam karşı. Bana da samimi sanki gelmiyor. Sanki Oğuz'a karşı böyle bir şey. Niye öyle oldu biliyor musun? Dört tane ismin çıktı boş oy diye. Dilara çok bozuldu. Ondan belki sonra başladı. Ondan sonra hemen direkt Oğuzhan boşta. Ve ertesi gün dedi ki burada kelebekte. Hani gala öncesi falan böyle bir şey yapıyorsunuz diye bir şey ortaya attı. Yani resmen kendi aklından geçenleri yapacak. Kendi yaptığı şeyi anlattı bir nevi. Ben bir şey ben laf attım doğru hatta. Bir tespit olabilir. Burada yanan Oğuzhan gereksiz yere kızdı. Bence şu de Oğuzhan o kadar sabretti ama sanırım yanlış hedefi vurdu. Abi böyle zorla da ilişki götürülmez yani, hissiz bir şekilde eğer öyle bir şey varsa yakında onlar da büyük patlar. Büyük ihtimalle öyle zaten. Ben o Dilara'nın hiçbir şeyi geçmiyor o konularda. İşsiz geliyor yani. Ha, ne olursa olsun, ne sebeple olursa olsun kimse kimsenin malına zarar veremez. Ya bak, çoğu şeyine karşılık vermiyorum çünkü zaten uğraşmak da istemiyorum. Dilara ile muhatap olmak da istemiyorum. Tamam, evet. Ama buna da karşılık vermek zorundaydım, anladın mı? Tamam, bir karşılık verdin. Ondan sonra bak mesela bundan sonrası için sana yüklenecek büyük ihtimalle saçma tamam, sapan. Aynısını ben de onu yüklenirim. Tamam, ben senin arkandayım, yanındayım ama... Hiç gerek yok böyle mevzulara, anladın mı? Bak biz seninle bir güzel bir şekilde ilerliyoruz. Hani en azından bak tabii ki de belli bir şey olabilir. Ondan sonra burada sıkıntı yaşayabilirsin, bir problem yaşayabilirsin falan filan. Hani o mevzudan ilerlemeyelim, anladın mı? Çok yanlış kapılara çıkabilir gibi, anladın mı? Ben senin yanındayım, boş ver. Hiç gerek yok bir şey yapmana, anladın mı? Bir şey yapmıyordum zaten ama, yapmıyordum da biliyorsun. Ama bu dedim işte, söyledim ya, farklı. Değiştirmiyorlarmış, ne yapayım? Benimki öyle duruyor, onunki niye öyle durmasın, değil mi? Kötü bir şey mi? Madem yani kötü bir şeyse bu, o niye yaptı bana? Öyle düşün. Ya öyle tabii de işte onun biliyorsun ilk zamanlardaki mevzularını falan filan, hani şimdi açmak daha iyi istemiyorum çünkü. Hani, o haklı çıkarmıyor bu arada. Ya onlar zaten haklı çıkarmıyor. Ben ona bir şey demiyorum. Ben burada haklı haksız da aramıyorum. Ben sadece hani senin burada huzurlu bir şekilde hani saatlerini geçirmeni istiyorum, anladın yani mı? Ben de onu istiyorum ama o zaten ben bunu durduk yere yapmadım. Yani şöyle durduk yere yapmadım. İki gün geçmiş olması üzerinden durduk yere olmuyor. En sonuç olarak o bana yaptı bunu önce. İlk başlatan da o. Benim ona karşılık vermeme rağmen bir sürü şey yapan da yine o. Ben sadece iki tane şeye karşılık verdim. Bir çerçevesini ters çevirdim. Bir de bu. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Çok az. Ne oldu? Başka bir şey olmadı değil mi? Bir sıkıntı. Ekrana verdiler var ya, nasıl koşacağımı şaşırdım ya. Ay canım, papyonunu kopardı. Papyonu takarız biz. Evet, dikeriz. Getireyim mi? Bak şey yapalım, takalım. Gidip bakalım. Bekle sen, getiriyorum. Dilara'nın bir noktada Oğuzhan için kendini törpelediği huyları var. Var ama yoksa çünkü Oğuzhan olmaz. Ama bilmiyorum kanka, ben hak ama vermiyorum. Arada anlaşmalı bir ilişki varsa o törpüleme olayı da. He, onu hiç bilemem. O da olabilir. Çünkü direkt bu mevzular o elemekten sonra oldu. Biz dört tane yazdık ya Dilara. Hemen ertesi gün kelebekte günaydın,
Oğuzhan'a karşı yükselmeler falan. Takiben yan yana oturmalar. Aynen. Kritik, çünkü niye bize de dedi ki demek siz şip olmayanlara yol olacaksınız dedi Dilara. Hatta bana da sordu bunu. Yani demek bir hafta daha kalmak için böyle şip muhabbetine giriyorsan. Strateji mi acaba? Bunu anlıyoruz ki anlarız da. Yazık yazık. Nihli'ye de bravo bu arada, açılmış. Böyle hani konuşması lazım. Evet. Başından beri böyle konuşsaydı hiç böyle olmazdı. Yani. Yok yoksa o kız güzel bir yazı gerekiyormuş. Nihli'yi harbiden yerliler oradaki kızlar yani. Böyle devam ederse vallahi yerler. Böyle devam onu ederse. Diyorum, onu diyorum. Küklemesi lazım biraz, sesini çıkarması lazım. Var ya, kopardı sandım, nasıl korktum ya. Yani aslında kopardı ama yapılabilecek bir şey. Hani böyle yırttı falan sandım. Aşırı. Kulağına mı taksak? Boğazını. Dur dur. Öldü ama. Öldü. Oldu. Deng deng. Düğüm atma ama çözülmez bir daha. En zor çözüm. Çözeriz çözeriz. Oldu tamam, mu? Oldu. Biraz yamuk bir yok, şey oldu. Yok daha şirin oldu. Dur şimdi şu birazcık güneşlensin şurada. Tamam. Şöyle öpeyim bir kere. Al bak bunu. İyi sen de. Gayet iyiyim. İyisin değil mi? Rahatladın mı? Rahatladım biliyor musun? Çünkü sordum. Bana değiştiremeyeceklerini söyledikleri zaman üzülmüştüm yani bayağı. İlk gün mü sormuştun? Biraz sinirlenmiştim. Yok, ikinci gün falan sordum. Ben de birazcık umursamamazlık vardı. Ben çok da umursamıyorum aslında.